Olanlardan haberim yok vallahi. Televizyondan öğrendim ben Ali'nin kaçırıldığını. Nuran Yaman, 30 yaşında. Özcan Erdoğan'ın eski eşi. Annesi daha önce mahallede sıkıştırıp dövdüğünü söyledi. Her zaman gibi abartmış o cadı. Ali'yi dövdünüz mü? Nuran Hanım, bakkal da görmüş dövdüğünüzü. Şimdi soruma cevap verin. Ali'yi dövdünüz mü? Hepi topu bir fiske vurdum. Hepsi o. Neden vurdunuz? O salak bakkaldan önüne bakmadan çıkıyordu. Anası gibi yarım akıllıdır o da. Elinde dondurma vardı, eteğime çarptı. Eteğim dondurma oldu. Ben de öyle bir tane şaplatı verdim. Başka? Başka ne? Sadece bir kez olmadı değil mi? Başka seferler de dövdünüz. Hatta elinize geçen her fırsatta. Nuran Hanım, soruma cevap verin. O gerizekalıydı. Anası benim hayatımı bitirdi komiserim. Siz de çocuğu yakaladığınız her fırsatta dövmeye başladınız. Ama yetmedi değil mi? Bir türlü tatmin olmadınız. Sonunda Ali'yi kaçırttınız. Yok komiserim ben... Belki de Ali kaybolursa Özcan Bey'in karısıyla arası açılır ve Özcan Bey de size döner diye düşündünüz. Yok vallahi komiserim. Ali nerede Nuran Hanım? Vallahi bilmiyorum. Yaşıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet sevgili seyirciler. Bulunan çocuk cesediyle ilgili elimize henüz bir bilgi ulaşmadı. Ümit ediyoruz Minik Ali değildir. Şimdi stüdyomuzda Minik Ali'nin yaşadığı mahalleden komşular var. Hepsiyle tek tek konuşacağım. Ama önce kısa bir reklam arası. Lan işte 5 kere yaptı ya bunu. Zırt pırt reklam giriyor. Hem biraz önce de reklam arası girdi. Zırt pırt reklam arası. Sabah kuşağının en çok reyting alan programı bu tabii. Ya nasıl izliyorlar şu programı anlamıyorum. Nesini seviyorlar? Anlamaman normal. Çünkü kadınlar izliyor. Orası daha büyük muamma zaten. Ben bu kadın milletini hiç anlamıyorum. Zeynep. Efendim misin? Ne haber ya? Gelsene. Kapıda kaldım. Hiç yani ben öyle... Zeynep derken yani... Aa Zeynep gelmiş manasında. Değil mi? Anladınız. Biraz evvel ne demek istediğini şimdi daha iyi anladım. Başkomiserim, söylediğiniz gibi DNA'ları karşılaştırdık. Hı. Bulunan ceset Ali'ye ait değil. Kesin mi? Kesin başkomiserim. Hay Allah ya. Şu habere sevinemedim bile. Çocuğun kimliğini derhal tespit etmeliyiz. Ben de Ali'nin ailesine haber vereyim bari. Ah, onu da ben hallederim. Siz keyfinize bakın. Keyfinize bakın derken ne demek istedi acaba? Sen kadınları hiç anlamıyorum derken ne demek istedin acaba Selimciğim? Yani hiç, hiçbir şey yok. Bir şey mi oldu? Niye? Ne olsun ki? Bilmem. Sana sormam. Yapma be kızım ya. Moralim bozuk zaten, canım sıkkın. Ali'ye mi? En azından yaşadığını biliyoruz. Yaşadığını bilmiyoruz. Bulunan cesedin ona ait olmadığını biliyoruz, o kadar. Salı günü akşam saatlerinde neredeydiniz? Evdeydim komiserim. Şahidiniz var mı? Yok, bir başıma yaşıyorum ben. Tamam, yazılı ifadeniz için merkeze almamız gerekiyor. Benim hiçbir şeyden haberim yok komiserim. Tamam, anladık. Madem hiçbir şeyden haberiniz yok, o zaman korkulacak bir şeyiniz de yoktur. Buyurun. Çok fazla görgü tanığı var herhalde. Ya hepsi ayrı bir telden çalıyor bunların ya. Şunlara bak. Tıknaz'ın biriydi galiba. Orta boylu genç adamdı. Ben kahveden çıktığımda gördüm. Böyle kara kuru, uzun boylu bir adamdı. Ay tamam Selim. Anladım. Kapatır mısın? Aa şu Ali'nin çizdiği resimler ne oldu ya? Bilirkişiye gönderildi. Ne zaman gelir rapor? Bilmem. Müzekkereye acil notu düşürdü ama. Gel. Emre gel. Ne oldu, bir şey bulabildiniz mi? Komiserim, babanın telefon kayıtlarında olaydan 1-2 saat önce sıkça görüştüğü bir telefon numarası tespit ettik. Kime ait? Kaan Sarar adında oldukça varlıklı bir iş adamı. Gayrimenkul işi yapıyor. Ali kaçırılmadan 2 saat önce babası Kaan Bey'i aramış. Hemen ardından
2 dakika sonra tekrar, 10 dakika sonra tekrar aramış. Ve çocuk kaçırılmadan hemen önce tekrar aramış. Adresi var mı? Hepsi burada yazıyor komiserim. Tamam, sağ ol. Adres bilgilerini alan komiser Selim, vakit geçirmeden Kaan Sarar'ın ofisine gitti. Kaan Sarar, 42 yaşında, iş adamı. Bu çocuğu daha önce gördünüz mü? Hayır komiserim, ilk defa görüyorum. Emin misin? Neden soruyorsunuz bu soruyu bana? Ya bu adam? Neler olduğunu söylemeyecek misiniz? Önce soruma cevap ver. Sanırım geçen hafta iş başvurusunda bulunmuştu. Salı günü telefonla görüşmüşsünüz. Evet, hatırlıyorum. Beni aradı. Neden? İşe almam için ısrar etti. Ama defalarca aramış. Evet, ilk aradığında kibarca olmadığını söyleyip kapattım. Hemen ardından bir daha aradı. Bu kez rahatsız etti. Rahatsız etmemesini söyledim. Ve sinirlendim. Kısa bir süre sonra tekrar aradı. Açıklamaya çalıştım ama çok zor bir durumda olduğunu söyledi. Peki siz iş başvurusu yapan herkesle bizzat mı görüşürsünüz? Şirkette çalışan şoförlerden birinin arkadaşıymış. O rica etti. Başvursun, çocuklar bakar dedim. Ama ehliyeti bile yokmuş. Şirkette vasıfsız elemanlar için kadro da yoktu. Olmadı. Cep telefonumu bulmuş bir yerlerden. Aradı. Ben de telefonda idare etmeye çalıştım. Peki, tamam. Bu bahsettiğiniz şoförü nereden bulabilirim? Sekreterime söyleyeyim, sizi yönlendirsin. Tamam. İyi günler. Thank you.